Şimdi arkadaşlar, bu dördüncü kitabın hemen hemen sonlarına gelmiş durumdayız. 1125 B'deyiz. 1125 B. Ben bir dakika kağıt düşürdüm, onu alayım. Tamam, 1125 B. Şimdi bundan sonraki bölüm daha düşündürücü, daha yoğun bir bölüm, adalet üzerine yoğunlaşacak. Onun için umarım bugün bu bölümü bir biçimde, ne diyelim, eskilerin deyimine kat edebiliriz. Yani bir türe ucuna ulaşabiliriz. 1125 B'deyiz arkadaşlar. Onur konusu. Onur konusunda da bir özlem vardır ki, cömertliğin ihtişama yakın olduğu gibi bu da yüce gönüllülüğe yakın olsa gerek. Onur. Nitekim bu her iki özlem de bizi büyüklükten uzak tutuyorlar. Ama ölçülü ve küçük şeyler konusunda bizi gerektiği gibi yöneltiyorlar. İşte bu uyarılar aslında 2400 sene önceden gelen müthiş bir uyarılardır. Onur konusunda. Yani cömert olma ve ihtişam ardına düşme. Çünkü bu iki özlem de bizi büyüklükten uzak tutuyorlar ama ölçülü ve küçük şeyler konusunda gerektiği gibi yöneltiyorlar. Para alıp vermede orta olma, aşırılık ve eksiklik olduğu gibi aynı şekilde onurlandırılma arzusunda da gerekenden çok az, gerektiği yerden gerektiği gibi olan vardır. Yani gerektiğinden az, gerektiğinden çok, gerektiği gibi olan vardır. Nitekim biz hırslı kişiyi onurlandırılmayı, yani onu değerli bulmayı, onu onaylamayı, gerekenden çok ve gerekmeyen yerden arzuladığı için kayıtsız kişiyi de güzel şeyler için bile onurlandırılmayı tercih etmediği için kınarız. Ne var ki hırslı insanı cesur ve güzel sever diye, bakın, cesur ve güzel sever. Güzel sever, eski Yunanca'da philokalon. Philokalon, güzel sever demek. Bütün sanatçılar, bütün düşünen ve güzeli duyan insanlar philokalondur. Ne var ki hırslı insanı cesur ve güzel sever diye, kayıtsız kalanı da alçak gönüllü ve ölçülü diye övdüğümüz oluyor. Kişilere birçok anlamda şu ya da bu sever dendiğinden, onur severi Timofilos, onur seven. Yani onur seven demek, kabul edilmeyi seven, onanmayı seven, pış pış edilmeyi seven, yani sen değerlisin, sen önemlisin,
Orta olmanın bir adı olmadığından uçlar alanı boş bulup galiba birbirlerini alt etmeye çalışıyorlar. Çünkü Aristoteles hep orta açısından baktığı için, ama hayattaki her şeye bir uç, karşıt uç ve orta diye bakamıyor. Bu tip sıkıntıları var. Ama aşırılığı ve eksikliği, yani burada aşırılık ve eksiklikle ortada olmanız gerekiyor. Aşırılığı ve eksikliği olan şeylerde orta da vardır. Ama insan nasıl ortayı bulur? Eksikliğini duyup, aşırılığını tadıp, sonra ortaya karar vermesi lazım. Yani bu da çok kolay bir iş olmasa gerek. Çünkü onurlandırılmayı gerekenden çok ya da az arzulayanlar olduğu gibi, yani bu ne demek? Onanma. Şimdiki psikologlar bu deyimi kullanıyorlar. Onanma ihtiyacı var insanlarda. Yani bana ne olur? Değerlisin de, anlamlısın de, akıllısın de, güzellisin de, sen değerli bir insansın de. Hocam bu sonluğumuzla ilişkili bir şey mi? Evet. Ama hepimizin onanma gereksinimi var. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu sonluluğumuzu sonsuzluğa çevirme arzusudur. Ama trajik olan şudur ki biz sonluyuz. Yani gideceğiz ama giderken iz bırakıp gitmeyi istiyoruz. Birçok insan için iz torunudur, çocuğudur falan. Belki onların yeterince iz olmadığını da düşünüyordur. Sanatçılar için tablosudur, heykelidir, çektiği filmdir, yazdığı öyküdür, şiirdir. Gidiyorsun ey sonlu. Giderken ne bıraktın? Sonsuza giderken bıraktığın iz nedir? Yani onun için insanlar işte büyük firavunsa piramit yaptırıyor falan. Yani o müthiş bir şey. Ama hacı hoca bizim gibi Anadolu'da garibansa, parası pulu varsa çeşme filan yaptırıyor. Yani da Hacı Hüsrev çeşmesi filan gibi bir şey yazma durumunda olabiliyor. Yani ben ölüyorum ama aslında ölmüyorum. Belki de ölenlerdir. Ama insan bu bir biçimde nasıl olduysa düştüğü gezegende veya oluştuğu gezegende bir iz bırakmak istiyor. Belki de ileride gezegenlerde, yani bu gezegende değil de başka gezegende veya uzayda bir yerde iz bırakmak isteyecek. Yani insan iz bırakan bir canlıdır, bırakmaya çalışan bir canlıdır. Ey evren, sesimi duy. Ben burada yaşadım.
Ya ne diyor? Karacaoğlan diyor herhalde. Kim vardı biz burada yokken? Yani onun olmadığı zamanda birileri vardı. Ama şimdi var olduğu zaman o onun olmadığı zamanla var olduğu zaman arasında bir ilişki kurmak istiyor. Bu ne demek? İnsan ölümlü, ölümsüz bir varlıktır. Ölümsüz olmaya çabalayan bir varlıktır. Birey olarak hepimiz ölüyoruz. Ama geleceğe bıraktıklarımızla kalıcı olmak istiyoruz. Şunun da farkına varmışız. Yani bizim canlı türü olarak bizde bilinç oluştuğu için kavramlar geliştirmişiz. İşte ölümsüzlük, ölümlülük gibi kavramlar oluşturmuşuz. Ve biz ölümlü birey olarak, ölümlü insanlar, insan olarak ölümsüz olmaya çabalıyoruz. Hocam affedersiniz, bir şey kafamı çok karıştırıyor. Biz bu dünyada sonluyuz ama evren boyutunda düşündüğümüz zaman sonsuzuz. Bunu bile bile neden hala bu dünyada da sonsuz olmak gibi bir şeyimiz var? Trajik durumumuz var. Tabii evrende sonsuzluğumuz, yani bir yandan bazılarımız bu sonsuzluğu fark etmiş olabilir. Bunu tabii değişik biçimlerde yüzyıllardan beri fark ediyorlar. Ama insanın bitimli bir varlık oluşu galiba insanın gücüne gidiyor ya. Değil mi? Yani ben mesela Fazıl Hüsnü Dağlarca üstadımızın şiirini hatırlıyorum. Ya ben nasıl yok olabilirim? Kainat yok olabilir belki diyor. Yani bunu çok insani bir şey buluyorum. Yani ben nasıl yok olabilirim? Yani insan da doğa insana öyle bir olanak vermiş ki zaten felsefe filan buradan çıktığını düşünüyorum. Yani bu nasıl olmuş bilmiyorum. Belki bir yoruma göre tesadüfen olmuştur. Yani evrim sırasında bir takım bir şeyler olmuş ama biz nörofizyolojik olarak farklı bir düzlemde diğer hayvanlara göre duymaya, düşünmeye başlamışız. Yok olmayı kabul edemiyoruz. Yani ben yok olamam. Yani yok olmak için mi bu evrene, kainata geldik? Ama diğer yandan bir takım analojiler kurarak düşündüğünüzde güneş sistemleri yok oluyor. Galaksiler yok oluyor. Yok olmuyor aslında. Hiçbir şey yok olmuyor belki. Dönüşüyor. O dönüşme sırasında siz başka bir şey oluyorsunuz. Ama artık eskisi gibi biri olmuyorsunuz. Öyle anlaşılıyor ki insan bu gezegende yok oluncaya dek, belki yok olmadan önce hazırlığını yapıp bir yerlere göçmeye çalışacaktır. Mesela bir orman mühendisi bir arkadaşım şey demişti. Ormanda yangın çıktığı zaman
ağaçlar tohumlarını çok uzağa fırlatıyorlarmış. Yani yangından kendilerini korumak için. Yani evrendeki yaşamın böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yaşam bitmiyor gibi geliyor. Çok farklı formlarda oluşuyor. Ve bunun neden, nasıl böyle oluştuğunu anlayabilme olanağına sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü bizim bu gezegendeki sınırlı serüvenimiz ve kendi fizyonörolojik yapımız bunu kavramaya uygun değildir diye düşünüyorum. Yani onun için işte felsefe falan gibi şeylerle bunu yorumlamaya, sanatla yorumlamaya, din aracılığıyla yorumlamaya çalışıyoruz ama bilimsel olarak bunu anlamamız henüz çok olanaklı değil. Zaman istiyor. Yani bu gezegene nasıl düştük? Bu gezegenin ne kadar ömrü var? Buradan başka yerlere yaşamı taşıma olanağımız var mıdır? Bunlar tabii şimdilik birçok insana hikaye gibi gözüküyor. Ya bir ütopya gibi gözüküyor. Ama insan dediğimiz canlı türünün evrende kalabilmesi için önemlidir. Bakın artık dünyada demiyoruz. Evrende var olabilmesi için. Belki evrenin bir takım bizim haberimizin olmadığı uzak köşelerinde, belki bizim tam da anlayamayacağımız biçimde yaşama formları vardır. Yani en azından deniyor ki işte mikroorganizmaların yaşayabileceği, böyle yaşam olanaklarının olabildiği. Tabii bu çok düşündürücü. Aristoteles kendi çağında bu tip bilimsel gelişmeler olmadığı için bu tip yorumlar yapamıyor ama şimdi Aristoteles gibi düşündüğümüzde yapmamız gereken yaşam hakkında, yaşamın estetik boyutu, ahlak boyutu, düşünsel boyutu, ekonomik boyutu, politik boyutu hakkında düşünmemiz gereken çok şey olduğunu söyleyebiliriz. Aristoteles'in bu arayışına tekrar dönersek, aşırılık ve eksiklik ortasında bir yer bulma. Onurlandırmak. Çok fazla, çok az olmayacak, orta olacak. Çünkü onurlandırılmayı gerekenden çok ya da az arzulayanlar olduğu gibi gerektiği şekilde arzulayanlar da vardır. İşte bu huy onurla ilgili atsız olan bir orta olduğundan övülür. Bu huy hırslı olmayla karşılaştırıldığında kayıtsız kalma, kayıtsız kalmayla karşılaştırıldığında hırslı olma olarak görünür. Öteki özlemlerde de bu böyle gibi görünüyor. Burada ise ortanın adı olmamasından ötürü uçlarda olanlar karşıt görünüyor. Uçlar var ama biz ortayı izleyeceğiz. Öfke konusunda da orta olma sakinliktir. Ortanın hatta az çok uçların da adı olmadığından ötürü,
Yani adı olmadığından ötürü. Yani böyle bir yaşantımız var ama onun adını koyamamışız. Çünkü adını koyduğunuz zaman giderek onu daha belirgin, daha kavramsal, daha düşünsel, daha açıklama yapma veya geleceği kestirme durumuna sokabiliyorsunuz. Yaşantılar var ama insan o yaşantılar üzerine kafa yormadığı için adı yok. Aslında sakinlik atsız olan eksikliğe doğru kayıyor. Aşırılığa öfke denebilir. Çünkü duyulan öfkedir. Öfke uyandıranlar ise pek çok çeşitlidir. Demek ki gereken şeylere, gereken kişilere karşı ayrıca gerektiği şekilde, gerektiği zaman ve gereken süre öfkelenen kişi övülür. Yani hiç öfkelenmemek ve marifet değil. Yani gerektiği gibi öfkeleniyorsan öfkelen diyor. Yani çünkü orada bir adalet söz konusu. Orada öfkelenmen gerekiyor. Demek ki gereken şeylere ve gereken kişilere karşı ayrıca gerektiği şekilde, gerektiği zaman ve gereken süre öfkelenen kişi övülür. Sakin kişi bu olsa gerek. Yani sakin kişi hiç öfkelenen değildir. Gereken zamanda gerektiği gibi öfkelenen. Çünkü öfke çok insana özgü bir şey. Yani ben hiç öfkelenmem. Demek ki sen yaşamıyorsun. Ben hiç ağlamam, hiç üzülmem, hiç sevinmem. Yani bunu diyemezsiniz çünkü siz bir insansınız. Eğer öyle derseniz kendinizi kafanızdaki bir takım size uzak kalıplara uydurmaya çalışıyorsunuz demektir. Nitekim sakin kişi dingin olmak, duygulanımlar tarafından sürüklenmemek, aklın gösterdiği şeylere ve aklın gösterdiği süre için öfkelenmek ister. Aklım bana dedi ki öfkelen, onun için öfkeleniyorum. Yani duygularımdan dolayı değil. Bu öfkelenme gayet rasyoneldir. Demek ki öfkelenme ikiye ayrılır, rasyonel öfkelenme, rasyonel olmayan öfkelenme. Tabii bunlar Aristoteles'ten sonra geliştirilecek görüşlerdir. İşte Helenistik felsefe döneminde Epikuros, Skeptikos, Stoa bunları işleyecektir. Aklın gösterdiği süre için öfkelenmek ister. Yani öfkelenmek ayıp bir şey değildir. Daha çok eksiklik yönünde yanılgıya düşüldüğü düşünülüyor. Çünkü sakin kişi kin güdücü değil, daha çok bağışlayıcıdır. Eksiklik, bu ister öfkesizlik, ister başka herhangi bir şey olsun, kınanır. Aa, öfkelenmiyor. Ne kadar mızmız, mıymıntı biri olsa gerek. Çünkü gereken şeyler, bakın bu sözü kullanıyor. Gereken şeylere gerektiği gibi öfkelenmek gerekir. Mesela çocuksunuz, annenize soruyorsunuz. Anne, yani öğretmenim derste sordu, nelere
nasıl öfkelenmeliyiz? Mesela annesinin de stoa filan okuduğunu düşün. Daha doğrusu öğretmenin diyelim. Yani böyle öğretmenler var mıdır? Arada bir olabilir. Belki. Yani ne zaman öfkelenmeliyiz ve nasıl öfkelenmeliyiz? Öfkelenmemek yanlıştır. Öfkemizi saklamak da yanlıştır. Yani şimdi bunu döveceğim ama hadi. Dövmekten vazgeçtim. Öfkelendiniz. Öfke insani bir şey. Onun için Aristoteles'in bu imalarından diyelim, sonra Aristoteles sonrası felsefe, işte Helenistik felsefe adını Batılılar vermiş buna. Müthiş bir felsefedir. Yani insanın duygu dünyası, insan insana ilişkiler, insanın başına gelen belalar, sıkıntılar karşısında ne yapacağı. Sakin kişi kin güdücü değil, bağışlayıcıdır. Eksiklik, bu ister öfkesizlik, ister başka herhangi bir şey olsun, kınanır. Çünkü gereken şeylere öfkelenmeyen kişiler, gerekmediği şekilde, gerekmediği zaman, gerekmeyen kişilere öfkelenenler aptal gibi görünüyorlar. Yani şimdi öfkelenmenin sırası mıydı yani? Nitekim öfkelenmediği ve kendini savunmadığı için duygusuz olduğu ve acı da duymadığı sanılıyor. Yani öfkelenmemiş demek ki bu duygusuz biri. Küçük düşürülmeye katlanmak ve yakınları küçük düşürülünce bunu görmezlikten gelmek köleye özgü bir şey diye düşünülüyor. Bak seni aşağıladılar, sen de öfkelenmedin, karşı çıkmadın. Bu ancak korkak bir kölenin yapabileceği bir şey. Aşırılığı ise her bakımdan aşırılığı ise her bakımdan olur. Gerekmeyen kişilere, gerekmeyen şeylerde gerekenden çok az ya da daha uzun zaman. Ama bunların hepsi aynı kişide bulunmaz, bulunamaz da. Çünkü kötü kendi kendini yok eder. Tam olduğu zaman dayanılmaz olur. Yani buna da inanmış. Kötü öyle bir türkü var. Kötü insanın var ömrünü yok eder. O türküyü bilen var mı bilmiyorum. Galiba Akdeniz türküsü falan olur. Kötü insanın var ömrünü yok eder. İç Anadolu türküsü hocam. Meşeler Gövermiş. Evet, Meşeler Gövermiş değil mi Ahmet? Doğru. Yani Meşeler Gövermiş varsın göversin. Bu da güzel ya. Meşelere bakıyor, göveriyor. Varsın göversin diyor. Yani sanki onun emrindeymiş gibi. Ben karışmıyorum bu ağaç. Varsın çiçek açsın. Bana ne? Yani bu müthiş doğaya karşı müthiş bir tutum gibi geliyor bana. Mesela şöyle demiyor ya, meşeler gövermiş. Üf. Ne kadar müthiş doğa. Çiçek açıyor, gelişiyor. İyi iyi. Meşeler gövermiş. Varsın göversin, ben gidiyorum. Yani böyle bir farklı bir tavır olduğunu düşünüyorum. Sanki daha farklı bir bilgelik, belki bir tutum, aldırmazlık gibi gelmiyor bana. Çünkü meşelerin göverdiğinin farkındadır. İyi iyi biraz göversin. Yani meşelerin gövermesiyle ben mutluyum. Mu diyor acaba?
Demek ki öfkeli kişiler çabucak öfkelenirler. Tabii bu çeviri sorunu var. Yani Türkçe'yi böyle okuduğun zaman öfkeli kişiler çabuk öfkelenen totoloji gibi geliyor. Yani öfkeli kişiler tabii öfkelenecek yani. Değil mi? Yani burada bir bence bir çeviri sorunu var. Gerekmeyen kişilere, gerekmeyen şeylere gerekenden çok çabucak da sakinleşirler. Bu da onların en iyi yanı. Yani öfkelenir ama değil mi? Öyle insanlar vardır, çabucak sakinleşir. Öfkeleri ne? Bu tabii sonradan Roma felsefesinde Cicero, Seneca falan, özellikle Cicero'nun şeyleri var öfke üzerine. Eserleri var. Öfkelerini egemen olmaktan hemen parçalayıp açıkça karşılık vermeleri yüzünden bu onların başına geliyor. Öfkelerine egemen olmamaktan kaynaklanan. Sonra sakinleşiyorlar. Öfkeli kişiler hemen parlarlar ve her şeye karşı her vesileyle öfkelidirler. Adları da buradan geliyor. İkinci kişilerin ise öfkesi zor geçer. Uzun süre öfkeli kalırlar çünkü öfkelerini tutarlar. Ancak hınçlarını alınca son bulur öfkeleri. Nitekim öç alma öfkeyi dindirir ve acı yerini hazza bırakır. Bu olmayınca öfke onların içinde bir ağırlık gibi kalır. İşte öfkenizle nasıl yaşayacaksınız? Ama mesela Nietzsche gibi bir filozof açısından bakınca öfke müthiş bir ayak bağıdır. Hınç da öyledir. Yani uzun süre devam eden hınç daha tehlikelidir. Yani sen bana 40 yıl önce bu sözü söylemiştin. Bu felaket bir şey tabii bana sorarsan. Ama insanlar, birçoğumuz böyleyiz. Belli de etmediklerinden sindirmeleri için zaman gerekir. Öç alma öfkeyi dindirir, acı yerini hazza bırakır. Eğer öç almayınca öfke içimizde bir ağırlık olur ve sindirmemizde bunu sindirmemiz için de zaman gerekir. Böyle kişiler kendileri içinde, en yakınları içinde son derece çekilmezdir. Öfke alamayanlar. Ben biliyorum beni aldatıyor. Ama ben bunun bak nasıl intikamını veya bak bana nasıl yalan söyledi, beni aldattı. Şimdi ben bunun intikamını... Biz ne diyoruz Türkçe'de? Burnundan fitil fitil getirme gibi bir Türkçe deyim var. Fitil fitil. Böyle kişiler kendileri için, en yakınları için de son derece çekilmezdir. Kim? İntikam alamayanlar. Gereksiz şeylerde gereğinden çok uzun süre öfkelenenlere ve öç almadan ya da cezalandırmadan öfkeleri geçmeyenlere ters insan deriz. Antitimen, ters insanmış.
Sakinliğin karşıtı olarak daha çok aşırılığı kabul ediyoruz. Nitekim ona çok rastlanıyor. Çünkü öç almak insanlarda daha çok görünen bir şey. Ters kişilerle birlikte yaşamak da daha beterdir. Yani çekilmez veya biraz argo deyimle gıcık. Yani zor insanlar. Bunu daha önceleri söylemiştik. Şimdi söylediklerimizden de açık olan şey şu. Nasıl, kime, nelerde, ne kadar zaman öfkelenmek gerekir? Hasan'a şurada işte 3 dakika, yani böyle bir denetim olanaklı mıdır size? Öfkemizi hangi yetimizle denetleyeceğiz? Ne dersiniz? Nasıl denetlenir öfke? Akılla. Öyle mi? Aklımız yapma etme bak. Öfkelenip bu polisi döversen, hani polisi dövmek müthiş bir şeydir, suçtur. Veya örtmeni döversen. Veya saygın olmayan herhangi birine şiddet uygularsan. Galiba daha felsefece baktığımızda, yani stoa nasıl sorar? Öfke varsa şöyle düşünür stoa. Stoacı biri. Bu öfkemin mesela diyelim ki kocanızı dövüyorsunuz. Pek böyle bir kadın için pek olanaklı değil ama hadi diyelim bir erkek çocuğunu dövüyor. Şimdi stoa açısından baktığımızda yani Aristoteles'ten esinlenerek geliştirilen felsefede şöyle diyorlar. Bu öfkemin ve öfke sonucu gerçekleştirdiğim eylemin arkasında bir önerme var. Bir düşünce var. Hangi düşünce beni öfke duyup bu öfkeyi eyleme dökmeye götürdü. Dolayısıyla siz aklınızla sizi eyleme götürecek düşünmeyi engelleyebilirsiniz. Seviniyorsam arkasında sevinmeyi olanaklı kılan bir düşünme vardır. Üzülüyorsam bir düşünme vardır. Yani önerme diyorlar belki ben daha şey. Yani bir kabul, bir yargı vardır diyelim. Kızıyorsam bir kabul vardır. Kıskanıyorsam, yani ben neden kıskanıyorum bunu? O kıskanmamın dayandığı düşünmeyi bulmam lazım. Onu bulabilirsem o zaman kıskanmamın olumsuz yanlarını engelleyebilirim. Belki kıskanmak, gıpta etmek anlamında daha olumlu olabilir belki. Ama beni kötüye de, kötü eylemlere de götürebilir. Duygularım ve eylemlerimin öncesinde yargılarım var. Stoa. İşte. Epiktetus, Marcus Aurelius, Seneca, Cicero. Nasıl geliyor size? Var mı gerçekten? Bulabilir miyiz?
Evet hocam. Ben hayatımda bunu deneyimliyorum zaten. Sağcıların dediği bu şeyi takip ediyorum. Duygunun altında yatan yargı nedir diye takip ettiğim, ona ulaştığım zaman neden öfkelendiğimi ya da neden kızdığımı, neden kıskandığımı anlayabiliyorum. Ama anlamam bunu engelliyor mu? Her zaman engellemiyor doğrusu. Ama ne zaman engellemiyor biliyor musunuz? Karşı kişi ifade edemediğim zaman öfkem devam ediyor. Ne zaman ki ona ifade ettiğim zaman öfkem geçiyor. Mesela onu anlayıp ifade ettiğim zaman geçiyor. Yalnız bu her zaman mümkün olmayabilir. Yani her zaman öfkemizin altında yatan düşüncemizi keşfetmemiz mümkün olmayabilir. Özellikle ağır travmatik ve şey durumlarda insanı hastalıklı, patolojik yere sürükleyen öfke durumlarında. Bir örnek vereyim. Mesela annesine öfkesinden kusan bir çocuğun, mesela bir bulimyanın altındaki düşünceyi bulimik bir çocuğun keşfetmesi tek başına neredeyse olanaksız. Evet, tabii çocuk için. Veya ergen için. Yani ergen. 25 yaşındaki, 20 yaşındaki bir delikanlı. Tabii. Ya da bir kız çocuğu, neyse. Her zaman mümkün olmayabilir. Ve travmanın şiddetine bağlı olarak o öfke ve düşünce arasındaki bağ çok da uzak olabilir. Ve o bağı keşfetmek hem yardım hem de zaman, büyük zamana ihtiyaç duyabilir. İşte belki bütün Aristoteles'ten çıkan düşünce, hani Stoa, Epikuros, Skeptik Okul, hemen hepsi demek ki bizim iç dünyamızın olup bitenlerin farkında olmamızı, o farkındalığımız içinde tabii Stoa'nın en büyük ayrımı şu, elimizde olanlar ile elimizde olmayanlar ayrımı. Denetleyebildiklerimiz, yani şöyle diyelim, farkına varabildiklerimiz, farkına varamadıklarımız. Şimdi Stoa tam bu konuda net değil belki bu. Eğer aklımızı kullanıyorsak her şeyin farkına varabiliriz diye belki düşünüyor olabilirler. Ama daha ince düşünenleri de vardır. Çünkü dediğiniz gibi beni bir yapıp etme durumuna sokan etkenlerin ne olduğunu, altında yatan düşüncenin ne olduğunu bilemem. Tabii başka türlü itirazlar da var. Yok, altında düşünce falan yok. Altında bir dürtü var. Mesela Nietzsche gibi düşünürsek. Yani altında bir düşünce olduğunu ileri sürmek insanın biyo emosyonel yapısını entelektüelize etmek oluyor. Yani bir sürü yabancı terim kullandım ama yani insanın canlı bir varlık olarak dürtüsel ve biyolojik gidişini işte düşünsel hale getirip oradan sanki biyolojik olanı düşünsel olarak tümüyle anlayabilirmişiz kabulü var bunun arkasında. Belki biraz diyebiliriz. Ama bütün bedenimizde ve bedenimize bağlı olan duygusal dünyamızı entelektüelize edebilmek. Yani o olup biteni sadece düşünsel ve kavramsal olarak anlayabilme olanağımız var mıdır? Mesela Nietzsche'ye sorarsanız hayır. Ve bunu da yapmayın diyor. Çünkü bu felsefecinin başka türlü
egemen olacağı bir alan yok ki. Yani onu düşünce haline getirecek, orada oynayacak. Ama bir nörolog bunu yapmayabilir. Felsefecinin, değil mi, ya laboratuvarı yok, başka bir şeyi yok, imkanları yok. İlla bir düşünce, bir önerme olacak. Çünkü önerme olursa mantık haline de getirebilir de ondan. Belki de bu daha derin uçları olan insan varoluşunun düşünsel hale getirilerek anlaşılması işidir. Elbet anlamsız olduğunu düşünemem ama yeterli olduğunu da ileri süremeyiz. Yaşam bizim kuramlarımızdan her zaman fazladır. Ben şunu demek istedim hocam. Bilinç dışının düşünsel alana tercüme edilmesi, düşünsel alana taşınabilmesi için bazen insanın kendisi buna yetmeyebilir, ötekine ihtiyaç duyar demek istedim. Tabii. Veya bilinç dışını nasıl anlıyorsanız, çünkü bilinç dışının hiçbir zaman bilince getirilemeyeceği gibi sağlar da vardır. Çünkü oradaki çeviri de, eğer çeviri yapmak istiyorsanız bilinç dışını, bilinç dışı dili, bilinç diline, tam bir çevirinin olabileceğini sanmıyorum. Ama bunu terapistler de, işte Lacan falan gibi, belki daha psikanalitik okul ve onun yorumuna dayanan kuramlarda söylenebilir. Çünkü onlar böyle bir kabul üzerine kendi görüşlerini geliştiriyorlar. Çeviri yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama hep eksik bir çeviri olduğunu düşünüyorum. Alanlar çok farklı. Yani biz insanlar kendi varoluşumuzu İşte kavramlarla, ne bileyim, işte ussal, akılsal yollarla anlamaya çalışıyoruz. Ama işte deneyimli veya saygıdeğer bulabileceğimiz filozoflar bize bunun ancak kısmi olabileceğini, yani tümüyle insanı, bütünüyle, her şeyiyle, en ince ayrıntısına kadar anlayabilme olanağına, hatta çok da ileri giderek iddia edenler var. Yani hiçbir zaman mutlak olarak insanı bütün olabileceklerini göz önüne alarak anlayabilme olanağımız yoktur. Adım adım anlayabiliriz. Anlayabileceğimizi anlayabiliriz. Anlayabilme olanaklarımızın el verdiği ölçüde anlayabiliriz. Bu da bilimsel bir tavra uygundur. Felsefeci tabii kendi şeyine çekerek, yani düşünce alanına çekerek anlamaya çalışıyor. Bu bunun kendi olana, başka türlü anlama yolu yok. Yani laboratuvar çalışması, daha farklı gözlem alanları, ölçmeler, deneyimler gibi başka alanı yok. Düşünce ve kavramlar üzerinden anlamaya çalışmış, işte Helenistik felsefenin durumu. Hocam. Buyurun. Ben Pelin Hanım'a şöyle bir karşı çıkışta bulunacağım. Buyurun. Sizin dediğiniz gibi her zaman mümkün değil. Evet, ama elimizde olmayanlar zaten onun içine girebilir. İkincisi, bu tekniği bilmeyen zaten ne arayacak ki?
Önemli olan ustacılar bu tekniğini bildikten sonra o duygunun altında yatanı arayabilmek. Yani bu tekniği ben de bilmeden önce şey yapmıyordum, hiç böyle kendimle böyle bir arayışa girmemiştim. Bu ikincisi, siz bilinç dışı dediniz ya hocam, bilme şey. Peki parapraksisler ve rüyalar bilinç dışının dili değil mi? Ama ne kadar o dili anlayabiliyoruz? Anlayabiliriz anlamında demiyorum ama yani bilinç dışı bir şekilde bilince geliyor rüyalarla, parapraksislerle. Tümüyle de bize çok da kapalı değil. Bize açık olan kısımları da var. Evet, öyle deniyor ama yine bunun göründüğünü düşündüğümüz taraflarının arkasındaki bilinmeyeni, yani rüyalarımız ne kadar bizim bilinç dışımızı yansıtıyor. Çünkü bunlar birer kabul. Kabul. Yani bilimsel tırnak içinde incelemeye bu kabullerle başlıyoruz. Hipotez değil bakın. Kabul. Yani bu kabul test edilecek bir şey değil. Çünkü bunu kabul etmezseniz o zaman incelemeye başlayamazsınız. Hani rüyalarımız, işte dil suçmalarımız falan. Buna bilinç dışını yansıtıyor gibi bir şey diyoruz. Ama farklı bilinç dışı tavırları olabilir. Yani bilinç dışını farklı anlama yolları olabilir. Belki de bilinç dışı Kant'ın kendi başına şey dediği, yani neydi o kendi başına şey? Kendi başına olduğu için biz hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Yani bu bizim bilme alanımızın içine girmiyor. Yani bizim bu gezegendeki evrim sonucunda geliştirdiğimiz fizyo, nörolojik, ekolojik, sosyolojik nasıl derseniz yapı öyle görülüyor ki, bu da bir kabul olabilir, yaşamda kalmak için geliştirilmiş bir yaşamdır. Yoksa yaşamın gizli sırlarını, mutlak gizlerini bulmak için daha belki yürünecek çok yol var. Biz şu bu olanaklarla, bu beyin yapısıyla, bu hormonal yapıyla, bu ekolojik ortamda, bu sosyolojik ilişkiler, politik ilişkiler içinde böyle anlıyoruz, böyle kavruyoruz. Bu müthiş, haddini bilen bir şey. Bu olanaklar, bu koşullar, tabii bu koşulları da içten görüyoruz. Dıştan kendimizi görme olanağımız yoktur. Onun için bana sorarsanız, tabii çok öznel bir şey benimki, sağlıklı bir agnostik tutumun ufuk açıcı olduğunu düşünün. Yani ne demek agnostik? Her şeyi bilemeyiz. Bilebileceğimizi bilebiliriz. Ve giderek bilebiliriz. Ama bildikçe artık bilinmeyen bir şey kalmadı demek büyük bir gaflettir. Çünkü şu anda bilmekte olduğumuz belli bir bilme düzlemi içinde olabilir. Ama bilme düzlemi, bilme alanı şu anda bildiklerimiz ile sınırlı değildir. Belki farklı bilme alanları vardır. Belki bunu mutasyon geçirdikten sonra daha farklı alanlara taşıyacağız.
Yani beynimiz, gözümüz, kulağımız, bütün o varoluş, var olma ile ilgili işte fizyolojik, nörolojik yapımız değilse daha farklı bir gerçeklikle karşılaşabileceğimiz bana açık gibi geliyor. Onun için böyle kendine gerçekçi diyen insanları anlamakta zorlanıyor. Yani artık gerçek budur diyor ya. Gerçek budur. Hani bu koşullar içinde gerçek dediğimiz şey bu olabilir. Yani her zaman koşullu bilmemiz hep koşulludur. Ve hep olumsaldır. Yani başka türlü olabilir demek olumsal. Bu bana çok heyecan verici geliyor. Yoksa bulduk, hakikati keşfettik, artık keşfedilmeyecek hiçbir şey kalmadı. Yani bilim insanlarını da, bazı bilim insanları, ya tamam işte kainatın nasıl yaratıldığını bulduk, ilk patlamadan şu kadar saniye sonra bunlar gelişti filan gibi sözlerinin birer anlatı olduğunun farkında olmayabilirler. Bunlar birer naratiftir, anlatıdır, öyküdür. Mesela fizikçi, benim oğlum astronom olduğu için onunla zaman zaman tartışırız. Ya bütün bunlar nereden biliyorsun? Yani büyük patlama olduğunu ve arkasından bunların geldiğini. O şöyle bir yanıt veriyor. Ya bunu kabul ettiğimiz zaman çok şeyi açıklayabiliyoruz. Çalışıyor. Bu kabulümüz çalışıyor. Yani İngilizce konuşulanlar ne der? Bu doğrudur çünkü it works. İşliyor yani. İşimize yarıyor ya. Birçok şeyi açıklıyoruz. Neden bu kabulden vazgeçelim? Buna ne diyoruz biz felsefede? Pragmacılık. İşte pragmacılık bu. Sorunlarımızı çözüyoruz. Bu kabul ve bu bilgiyle sorunları çözüyor. Sonuç alıyor. Yani pragmacılık sonuç alınma demek. Bazıları yararcılıkla karıştırıyor. Yarar olmayabilir ama kafamızın içindeki sorunları giderebiliyoruz bu kabullerle. Başka bir güvencemiz yok ki. Bu da bana çok heyecan verici gelir. Yani bu belirsizlik işte tam filozofların dolaşacağı alandır. Hani kurt bilmem neyi sever filan gibi bir söz vardır değil mi? Karanlığı sever mi ne? Puslu havayı. Ha? Bu. Puslu havayı, puslu. Hayır. Yani tam felsefecinin sevdiği de bu. Allah! Bilinmeyen şeyler var şimdi. Burada belirsizlik var, üşüreyim. Yani bana alan açılmış oldu diye düşünebilir. Şurayı da bitirip ara verelim arkadaşlar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Söyleyebilir miyim? Bu şey yani farkında olsak bile bu anlama süreci bir süreç ya, uzun da bir süreç olabilir. Ama pratik hayatta aslında yaptığımız şey biraz o olan, yani o duruma yol açan şeyleri engellemek oluyor aslında. Bu da insanı böyle çok izole bir duruma sokmuyor mu? Nasıl engelleme özgür? Yani sinirleniyorsak bir şeyle ilgili, hı, bunun sebebini anlamaya çalışsak bile ilk yapacağımız pratik hayattaki şey bu sinirlenmemize sebep olan şeyi engellemek hayatta. Yani aslında bir daha olmasın diye bir şekilde. Kolaycı bir çözüm ama
Bu da çoğu zaman hayatımızı renksiz hale mi getiriyor? Yani daraltıyoruz aslında çoğu zaman. Yani bırakalım sinirlenelim yahu. O anlamda yani gürül gürül. Şimdi bakın burada haklısın. Yani Stoa böyle biraz düşünülür. Çok böyle yaşamı kuruttu. Çok böyle rasyonel hale. Ama bu doğru değildir. Herhalde Seneca falan okuyacağız değil mi? Yok. Kikero okuyacağız değil mi Yıldız? İkisini de okuyacağız hocam. Ha, Seneca hem ikisini de okuyacağız. Ha, evet. Yani Marcus Aurelius da okuyabilirdik. O müthiş biri. Çevirisi nasıl yapıldı bilmiyorum Türkçe'ye ama yani Marcus Aurelius bir imparator, stoacı. Şimdi batıda çok fazla onu göklere çıkarıyorlar. Birçok web sitesi var Marcus Aurelius. Stoa, geniş bir stoa şeyi var. İnternete girerseniz stoacı var, Avrupalı, Amerikalı. Yaşamı kurutmuyorlar. Hani beni sinirlendiren şey şudur dediğin zaman yani onu engellemeye çalışırken yaşamımızı daha mı renksiz, kokusuz, tuzsuz hale sokuyoruz? Biraz daha izole yaşamamıza sebep olmuyor mu? O zaman iyice yalnızlaşıyoruz gibi geliyor bana. Ha, o comfort zone diyorlar ya, onu yaratıyoruz biraz bence. Bence Stoa'da duygularla araya mesafe koyma var. Ama hani duygular bütünüyle hani duygulara karşı tavır yok. Sadece mesafe koyma var. Farklı bence. Ama şu da var Şenay, bu mesela Epikuros'ta falan, yani Stoa'da da vardır ama tadılacak bir şey de tatmak gerekir. Yani sevinilecek bir şeyden vazgeçmek. Ya şimdi sevinirsem birazdan üzülürüm. Bu bence çok bilge şeylerde, Helenistik düşünürlerde böylesi bir korkaklık olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu iyi okumak lazım. Genellikle öyle anlatılır. Yani duygularla aramıza mesafe koymak dendiği zaman ilk aklımıza gelen şey kendimizi kurutmak. Çünkü yaşamın coşkunluğu, heyecanı, güzelliği, tadı duygularla yaşanacak. Duyguları yaşarsam sonunda başıma denetleyemem, başıma iş gelir. Herhalde bilge stoacılarının bundan kaçındıkları durumlar olabilir ama genel olarak söylediğimizde böyle olmadığını düşünürüm. Yani farklı bir stoacı, stoa anlayışı üzerine düşünmek lazım. Belki bizim bu yolculuğumuzda Aristoteles'in ardından bu Helenistik düşünme üzerine biraz yolculuk yapalım arkadaşlar. Bu önemli. Yani hem ülkemizin içinde durumu, bulunduğu durum, hem dünyanın gidişi açısından, hem egemen dinlerin bizim hayatımızı ele geçirme hırsları ve çabaları karşısında, kör ideolojilerin, İşte Trump gibi düzeysiz, tehlikeli insanların etkilerinden arınmada Helenistik düşünceden. Bakın yalnız Stoa demiyorum. Çünkü Helenistik düşüncede Epikuros da var ki Marx'ın biliyorsunuz doktora tezi onun üzerineydi. Ve skeptik okul var. Yani genellikle pek üzerinde durulmamıştır. Skeptik okulundan da devşirilecek önemli görüşler olabilir.
Şunu diyor Aristoteles'i hemen bitireyim bu paragraf başına gelince ara verelim. Şimdi diyor ki bu öfkeyle ilgili ortayı bulmak gerekir. Tabii burada biraz feminist anlayışa karşı sözler de var ama aza ya da çoğa doğru biraz sapan kınanmaz. Çok sapmayacaksın, biraz. Kimi zaman eksiklik gösterenleri över, sakin deriz. Ters adamlara da, ters insanlara da başkalarına egemen olabildikleri için erkek adam deriz diyor. Ne kadar ve nasıl sapma gösterenin kınanması gerektiğini akılla belirlemek kolay değildir. Bakın bu çok önemli. Mantıkçı söylüyor bunu. Aristoteles. Yaşam ne kadar akılla anlaşılabilir? Müthiş bir şey var burada. Çünkü tek tek durumlar, zaten Aristoteles'in sıkıntı duyduğu şey budur. Yani genelleyebilse rahatlayacak. Ama ahlak her insan için özel haller gösteriyor. Çünkü tek tek durumlardaki yargımız algılamamıza bağlıdır ama şu kadar açık ki bu huya göre gereken kişiye gereken şeylerde gerektiği şekilde ve benzeri biçimde öfkelenmemizi sağlayan orta huy övülür. Yani bunu huy haline getireceksin. Yani karakter haline getireceksin. Orta işler yapa 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 orta huylu olacaksın. Aşırılıklar ve eksiklikler ise eğer azsa yumuşak bir şekilde, çoksa daha çok, pek çoksa şiddetli bir şekilde kınanır. O halde orta huya yakın olmak gerektiği açıktır. Öfke ile ilgili huyları da dile getirmiş olduk diyor. Burada başka bir alana geçelim. 1126B'deyiz. Başkaları ile ilişkilerde diye başlayan paragraf. Başkalarıyla ilişkilerde ortak yaşamada konuşmada ve ortak işlerde kimi kişilerin hiçbir şeye karşı çıkmayıp her şeyi haz vermek için yapanların karşılaştıkları insanlar için hoşnutsuzluk yaratmayan insan olmak gerektiğini sananların, yani böyle herkesi memnun etmek isteyen insanlar için konuşuyor. Kendilerini beğendirmek istedikleri düşünülüyor. Yani kendisi böyledir demiyor. Ya sürekli olarak hani öyle insanlar vardır. Devam takdir görme gereksinimi. Yani bütün insanlarda var da bazılarında fazla olabiliyor. Kimi kişiler de bunların tersine her şeye karşı çıktıkları ve sıkıntı vermekten hiç çekinmedikleri için çetin insan ve kavgacı diye adlandırılırlar. Sözü edilen bu iki huyun da kınanması gerektiği açık. Yani sürekli olarak başkalarını beğendirmek veya habire her şeye itiraz etmek, ikisini de kınamak gerekir diyor. Gereken şeyleri gereken şekilde kabul etmemizi, aynı şekilde reddetmemizi sağlayan bu huyların ortası övülür. Bu huya belli bir ad verilmemiştir. Ama dostluğa çok benziyor. Nitekim iyi dost dediğimiz sevmeyi eklemek koşuluyla
Bu orta huya sahip olan böyle biridir. Ama bu dostluktan farklıdır. Çünkü ilişkide olduğu kişiler için duygulanma, onları sevme söz konusu değildir. Çünkü o sevdiği ya da kin duyduğu için bunları gerektiği gibi kabul etmez. Böyle bir insan olduğu için eder. Tanıdıklarına, tanımadıklarına, yakınlara, yabancılara da hep aynı şeyi yapar. Her durumda uygun olduğu gibi davranmasının dışında. Ya bu da çok sevimsiz bir insan gibi görünüyor. Yani orta denen insanda. Gerektiği yerde, gerektiği şekilde, gerektiği zamanda. Yani böyle insan bana gerekmez diyebilirsiniz tabii. Çünkü yakınlarla ve yabancılarla aynı şekilde ilgilenmek ya da onlara aynı şekilde üzülmek uygun olmaz. O halde genel olarak onun gerektiği gibi ilişkilere gireceğini, güzeli ve yararlıyı göz önünde tutarak üzmemeye ya da durumu daha başka, daha hoş kılmaya dikkat edeceğini söylemiş olduk. Demek bu konu ilişkilerdeki haz ve acılarla ilgilidir. Ona göre desteklenmesi güzel olmayanlara ya da zararlı olanlara karşı çıkacak, üzmeyi tercih edecektir. Eğer bir şeyi yapmak, yapana bir utanç, hem de küçük olmayan bir utanç ya da zarar getiriyorsa, karşı çıkmak ise küçük bir acı getiriyorsa, onu kabul etmeyecek, karşı çıkacaktır. Mevki sahibi kişilerle, sıradan insanlarla, daha çok veya daha az tanıdığı kişilerle ve aynı şekilde başka farklılıklara göre farklı şekilde ilişki kuracak, her birine yakıştığı şekilde davranacak. Bakın, herkese aynı demiyor. İşte iyi insan böyle davranır. Bir dakika. Yani farklı durumlar var ve durumlara uygun davranma diye bir şey var. Ne diyor? Her birine yakıştığı şekilde davranacak. İşte yaşama ustalığı budur. Yani phronimos olmak böyle bir şey. Memnun etmeyi kendi içinde tercih edecek, üzmemeye dikkat edecek, daha önemli iseler çıkacak sonuçlara göre davranacak, yani güzele ve yararlıya göre davranacak demek istiyorum. Gelecekteki daha büyük hazlar için küçük acılar çektirecektir. Yani küçük acılar işte çalışmıyorsa hafif kulağını çekecek mesela. Ki ileride fazla acı çekmesin. İşte ortada olan kişi böyle bir kişidir ama adı yoktur. Henüz o kültürde konmamış. Bizde nedir? Memnun etmek bakımından insanlardan bir çeşidi hoşa gitmeyi başka amaçla yapmayan koltukçu, bir çeşidi de malla ilgili ya da parayla edinilen şeylerle ilgili bir çıkar yüzünden yapan dal kavuktur. Her şeye karşı çıkanın ise çekilmez biri olduğunu söylemiştik. Ortanın bir adı olmamasından ötürü uç noktaların birbirine karşıt oldukları görünüyor. Yani belki ondan sonra konmuştur bir adı. Mesela adı yoktur, ben buna bu ad veriyorum demiyor. İstihza ile şarlatanlığın ortası da aşağı yukarı bu konularla ilgilidir ama bunun da adı yoktur. Bunlara da
bunları da ele almak kötü olmaz. Çünkü bunları tek tek ele almakla karakter konularında daha çok bilgi edinebiliriz ve özlemlerin orta olmaları olduklarına, bütün durumlarda bunun böyle olduğunu görmekle inanabiliriz. Ortak yaşam ilişkilerinde amaçları haz ve acı vermekle ilgili olan insanlardan söz ettik. Şimdi de aynı şekilde konuşmalarında, eylemlerinde ve olduğundan başka görünmek istediği şeyler konusunda doğru ve yalan söyleyenlerden söz edelim. Bakın değişik ve taramış yani. Değil mi? Yani bu bir ahlak, sistematik bir ahlak kitabından çok bir çeşit yani psikososyoloji veya antropoloji. Gözlemler yapmış. İnsan tiplerini bulmaya çalışıyor. Şarlatanın onur kazandıran şeylere sahip olmadığı ya da sahip olduğundan daha büyük şeylere sahip bir insan olarak görünmek istediği düşünülüyor. Müstehsi ise, yani istihza yapan, alaycı, hafif alay eden ise bunun tersine sahip olduğu şeyleri yatsır ya da daha küçük göstermeye çalışır. Orta olan insansa bizzat kendisi olan insan olduğundan, bakın orta olan insan kendisi olan insandır. Hem yaşamında hem konuşmalarında doğruyu söyler. Kendi hakkında söz ederken onda olan özelliklerden söz eder. Ne daha azından ne de daha çoğundan. Bunlardan her biri de bir amaçla ya da amaçsız yapılabilir. Bu insanlardan her biri de eğer bir amaçla davranmıyorsa, nasılsa öyle konuşur, davranır ve yaşar. Yalanın kendisi çirkin, kınanacak bir şeydir. Doğru ise güzel ve övülecek bir şey. Bakın yüzlerce yıl öncesinden gelen. Böylece doğru konuşan, orta olan biri olduğundan övülmeli, yalan söyleyen tiplere gelince her ikisi kınanmalıdır. Ama şarlatan daha çok. Bunların her birinden söz edeceğiz. İlk olarak da doğru söyleyenden başlayalım. Burada sözünü ettiğimiz, bu konuda söylediklerinde ya da adaletsizliğin veya adaletin ortaya çıkmasına neden olan konularda doğruyu söyleyen değil. Çünkü bunlar bir başka özlemle ilgilidir. Bunların hiçbir fark yaratmadığı durumlarda, yani yalan da söyleyebilirim. Yani bu bir adaletsizlik olmaz. Bakın bu ne kadar ince. Yani bir yalan var ki bu adaletsizliğe yol açabilir. Ama bir yalan olabilir ki bu buna yol açmayabilir. Sözlerinde de yaşamında da huyu böyle olduğundan doğruyu söyleyendir. Ya neden doğruyu söylüyorsun? Huyum. Yalan mı söylemek lazımdı? Sen neden doğruyu söylüyorsun diye sorduklarında. Ama ne kadar garip bir soru. Ya neden iki ayağın var gibi bir şey.
Doğru söylenir. İnsan dediğin doğruyu söyler. Böyle insanlar ben çocukluğumda gördüm. Şaşarlardı yani. Allah Allah, neden? Öyle olmuş. Yani böyle insanlar oluyor. Başkasını bilmediği için. Böyle koca koca kavramlar, değerler falan değil. Huy olmuş. Aristoteles de biraz huy olsun istiyor. Neden iyi bir insansın? Neden iyilik yapıyorsun? Çünkü iyilik yapıyorum. Bu kadar. Bu herhalde mesela Kant gibi insanlara veya kimi ahlak psikologları vardır. En yüksek ahlaklılık olarak bunu nitelerler. Neden iyi olmak istiyorsun? Çünkü iyi olmak istiyorsun. Hani annem sevsin, babam sevsin, iş yerimde takdir göreyim, cennete gideyim falan, hiç böyle bir şey yok. Ne ceza korkusundan ne mükafat çıkarından. Çünkü iyi olacağım. İnsan dediğin iyi olur. Ama hocam siz bunu çocukluğunuzda görmüşsünüz böyle insanı. Şimdi onlar öldüler. Benim zamanımda da zaten nine. Evet, çocuk musunuz? Nasıl değerlendireceksiniz ki o insanları zaten? Evet. Ya neden yalan söylemiyorsun amca dersin mesela. Öyle bakar hayretle. Ama ne, yalan söylemek mi gerekiyordu? Böyle bir insanın doğru insan olduğu düşünülüyor. Ya doğru insandır deme ya. De bir defa da Aristoteles. Yani düşünülüyor. Çünkü doğruyu seven biri olduğundan fark etmeyen konularda bile doğru söylediğine göre bu doğruyu sevendi. Doğruyu seven biri olduğunda. Filalates. Filalates. Doğruyu seven. Filalates. Fark etmeyen konularda bile doğru söylediğine göre, fark eden konularda daha çok doğruyu söyleyecek, yalan söylemek kötü olduğundan söylemeye çekinecektir. Zaten yalanın kendisinden çekiniyordur. Böyle biri övülecek insandır. Olsa olsa doğrunun daha azını söylemeye eğilim gösterecek. Çünkü bu abartmalar tiksindirici olduğundan daha uygun görünüyor. Bir amacı olmadan sahip olduklarından daha fazlasına sahipmiş gibi görünmek isteyen kötü birine benziyor. Kötü biridir demiyor bak. Yoksa yalandan hoşlanmaz da ama kötüden çok hoş biri gibi görünüyor. Yani benim işte yalan söyleyen param var, pulum var, şunu da biliyorum, bunu da. Eğer bir amacı varsa ün ya da onur için yapanı pek fazla kınamamalı, şarlatan gibi, ama para ya da para sağlayan şeyler için yapan daha edepsizdir. Şarlatanı böyle kılan bir olanak değil, yaptığı tercihtir. Çünkü huyundan dolayı böyle olduğundan şarlatandır. Tıpkı yalancı gibi. Kimi yalancı yalanın kendisinden hoşlanır, kimi de ün ya da kazanç istediği için yalan söyler. Demek ki ün uğruna şarlatanlık yapanlar, övülen ya da talihsizlik sayılan özelliklere sahip gibi görünmek isterler. Kazanç uğruna şarlatanlık yapanlarsa
başkalarına da bir şey sağlayan özelliklere sahip geçinmek isterler. Böylece bunlara sahip olmadıkları gözden kaçabiliyor. Söz gelişi bilici, bilge, doktor geçinmek isterler. Yani böyle hava atmak isteyen insanlar vardır. Bunun için çoğu kimse böyle şeylere öykünür ve bu konularda şarlatanlık yapar. Çünkü onlarda bu söylediğimiz huylar vardır. Müstehsiler ise olandan daha azını söylediklerinden ötürü karakter bakımından daha sevimli görünüyorlar. Nitekim onların kazanç için değil, şişinmekten kaçındıkları için böyle yaptıkları düşünülüyor. Bunlar ün sağlayan şeye sahip olduklarını özellikle inkar ederler. Sokrates'in de yaptığı gibi. Ün için yapmıyorum ama müstehsi. Küçük ve görünen şeylere öykünenlere ise tilki denir. Bunlara tilki deniyor. Ve daha çok aşağılanırlar. Kimi zaman da bu şarlatanlık olarak görünür. Ispartalıların giysisi gibi. Çünkü hem aşırılık hem de abartılmış eksiklik şarlatanca şeylerdir. İstihzayı ölçülü bir şekilde kullananlar ve çok sıradan ve gözle görülür olmayan şeylerde istihza yapanlar ise sevimli görünürler. Demek ki şarlatan doğru söyleyenin karşıtı olarak görünüyor. Şarlatan tabii şu, mesela doktor gibi davranıyorsun, doktor değilsin. Bilgin gibi davranıyorsun, yani bilgin diye bir tam bir sözcük yok ama işte bilge gibi davranıyorsun, değilsin. Kendini başka türlü gösterme işi. Yaşamda dinlenme diye bir şeyin olması ve bu sırada zamanın şaka ile geçmesi söz konusu olduğuna göre yani insanlar dinlenirken şaka yaparlar. Burada da zarif davranmadan söz edilir gibi geliyor. Yani tatil sırasında, dinlenme sırasında en ciddi insanlar bile şaka yapabilirler. Neyi nasıl söylemek ve dinlemek gerektiği konusunda da. Yani bu şakaları da ölçülü ve yerinde yapmak gerekir. Şu ya da bu insanlarla konuşmamız veya şu ya da bu insanları dinlememiz arasında fark olacaktır. Yani duruma ve insana göre davranma bu Aristoteles ahlakında çok önemli. Yani yaşadığımız biriciklik durumlarını değerlendirebilme gücümüzün olması. İşte o zaman bize yaşama ustası denebilir. Tabii bu bir sanat aslında. Yani baştan konulmuş kuralları olamaz. Bunlar konusunda da ortaya göre aşırılık ve eksiklik olduğu açıktır. Güldürmede aşırıya kaçanların şaklaban ve ağzı bozuk oldukları düşünülüyor. Yani insanları güldürebilirsiniz ama artık buradan fazlaya kaçarsanız şaklaban
veya ağzı bozuk. Bunlar her şekilde güldürmeye çabalarlar ve efendice konuşmaktan ve şaka yaptıkları kişiyi gücendirmemekten çok güldürmeye bakarlar. Yani burada da kırıcı olabilirsiniz şaka yaparken. Ki birçok insan maalesef bunu beceremediği için bu tip ortamlarda güldüreyim derken kabalık yapabilir. Kendileri gülünecek hiçbir söz etmeyen ya da güldürücü şeyler söyleyenlerden hoşlanmayanların ise, bakın bunları bile ne kadar değişik insana incelemiş ya. Değil mi? Yani inanılmaz bir zenginlik var. Mesela güldürenlerden hoşlanmayanlar. Değil mi? Bunlara ne deniyormuş bakın? Dağdan inme ve kuru insanlar oldukları düşünülüyor. Çünkü gülmüyor. Espriden anlamıyor. Zarif bir şekilde şaka yapanlara ise kıvrak zekalı denir. Kıvrak insan dendiği gibi. Çünkü bunların karakterin devinimleri olduğu düşünülüyor. Ve nasıl bedenler konusunda devinimlerine bakarak yargıda bulunuluyorsa, karakterler konusunda da bunlara bakarak yargıda bulunulur. Yani karakteri de hareketli, devingen olmalı. Dinamik karakter. Güldüren şeyler bol olduğu için çoğu kişi de eğlenceli şeylerden ve şaka yapmaktan gerekenden çok hoşlandığı için şaklavanlara da sevimli olduklarından ötürü nüktedan denir. Tabii Saffet Hoca iyi bulmuş. Böyle bunlara uygun sözcükler aramış. Belki bazıları yerinde, bazılarında da yerinde olmayabilir ama. Hocam dağdan inme hiç uygun değil. Evet, biraz tam o olmuyor. Kaba falan. Ama aralarında bir fark, hem küçümsenemeyecek bir fark olduğu söylediklerimizden açıktır. Yani belki dağdan inme yontulmamış falan denebilir o tip şeyler. Bunların orta huyuna yakın olan bir de yol yordam bilme vardır. Değil mi? Yol yordam bilmeme. Doğru ve soylu kişiye yakışan şeyleri söylemek ve dinlemek yol yordam bilenin özelliğidir. Güzel bence yol yordam. Güzel kullanmış. Çünkü böyle bir insanın eğlencede söyleyeceği ve dinleyeceği ona yakışan bazı şeyler vardır. Ya bazı insanlara Aristoteles kabul eder mi bilmiyorum. Mesela küfür yakışabilir. Yakışmaz mı? Peki yakışmasın. Ve soylu insanın şakası ile köle ruhlu olanınki farklıdır. Eğitilmiş kişininki de eğitilmemiş olanınkinden farklı. Bu eski ve yeni komedyadan da görülebilir. Nitekim eskilerde güldüren şey açık saçık sözler, yenilerde ise daha çok imadır. Yani daha bir incelme olmuş demek. Bunlar ise efendilik bakımından az fark göstermiyor. O halde iyi şaka yapanı hangi özelliğinden, soylu insana yakışmayan
şeyler söylememesinden mi, yoksa dinleyeni incitmemesi ya da neşelendirmesinden mi anlamak gerekir? Yoksa böyle bir şey belirlenemez mi? Çünkü başka başka insanlar başka başka şeylerden hoşlanmaz ya da hoşlanır. Dinleyecekleri de böyledir. Çünkü bir insanın dinlemeye tahammül ettiği şeyleri söylediği düşünülüyor. Yani bir şey söylüyorsan onu dinlemeye tahammül ettiğin için söylüyorsundur. Her şeyi de yapmayacaktır. Çünkü alaylı şaka bir çeşit hakarettir ve yasa koyucular bazı hakaretleri yasaklarlar. Belki de alaylı şaka yapmayı da yasaklamaları gerekirdi. O halde sevimli ve efendi insan sanki kendisi kendine yasaymış gibi olacak. Ha, bu güzel bir şey. Yani özerk bir insansa efendi diyor zaten. Efendi bir insansa yasaları kendi koyabilir. Evet, kendi yasalarını koyabilir. Bir dakika bakayım sözlükte. Evet. Sanki kendisi kendine yasaymış gibi. Yani yasaları kendi koyabilecek. Müthiş bir şey. Bu tabii genel yasaları bilmekle olanaklı. Genel yasaların kabul edilmiş ahlak düzeninin ilkelerinin kendi özel durumunda nasıl kullanacağını bilmesi lazım. Orta olan insan böyle biridir. İster ona yol yordam bilen, ister nüktedan densin. Şaklabanın ise güldürücü olana zaafı vardır. Güldürmek söz konusu olduğu zaman ne kendini ne de başkalarını sakınır. Sevimli birinin söyleyemeyeceği, hatta bazılarının dinleyemeyeceği şeyler söyler. Dağdan inme insansa, böyle konuşmalar için işe yaramaz. Çünkü buna hiç katkısı olmadığı gibi her şeye de gücenir. Demek ki bu kaba insanın bir de her şeye gücenme durumu varmış. Mesela ben öyle bir gözlemim ne kadar yerindedir bilmiyorum ama yani bir insan derse ki ya ben çok hassas biriyim böyle çabuk kırılırım. O insan genellikle başkalarını çok
kırabilen biridir. Bilmiyorum sizin de böyle tanıklığınız oldu mu? Oysa dinlenme ve şakanın yaşam için zorunlu olduğu düşünülüyor. Yani şaka da zorunluymuş bak. Dinleneceksin ve şaka yapacaksın. Devamlı çalış çalış ne oluyor ya? O halde yaşamda sözünü ettiğimiz üç türlü orta olma var. Öğretmen, çocuklar sınavda soracağım kaç çeşit orta olma var. Hepsi de bazı konuşmalara ve eylemlere katılmalarıyla ilgilidir. Aralarındaki fark bu ortalardan birinin doğrulukla, ötekilerin ise haz verenle ilgili olmalarıdır. Hazla ilgili olanlardan biri şakalarda, öteki ise yaşamdaki başka ilişkilerde söz konusudur. Yani şakada da orta olacaksın. Başka haz verirken insanlara ölçüyü kaçırmayacaksın. Veya az da vermeyeceksin. Hocam. Buyurun. Üç tür orta olma var dedi ya. Doğru, haz, üçüncüsü ne? Yok işte şaka ve diğer haz verme biçimleri dedi. Ama şaka haza girmiyor mu? İşte haz vermelerden ikincisi şaka, üçüncüsü de diğer şakanın dışındaki haz verme biçimleri. Ortalardan biri doğru olacaksın. Yani doğru, ne kadar doğru olacağın, fazla doğru da herhalde uygun gözükmüyor, değil mi? Evet, doğru. Sözcük doğru, alet ya. Orada ortayı bulacaksın. Diğer ikisi de hazlarla ilgili diyor. İkinci şey, hazlardan biri şaka ile ilgili, diğeri diğer hayatımızdaki diğer haz vermelerle ilgili. Utanma konusundan bir özlem olarak söz etmek pek yerinde değildir. Çünkü bir huydan çok duygulanıma benziyor utanma. Çoğu kez kötü ün korkusu diye belirlenir. Felaketlerden korkmaya benzer bir şekilde oluşur. Nitekim utanan kişiler kızarır. Ölümden korkanlar ise sararır. Bunların her ikisi de bedensel şeyler olarak görünüyor. Bu da huydan çok duygulanımın bir özelliği olduğu düşünülüyor. Ayrıca bu duygulanım her yaşa değil, gençliğe yakışır. Yani artık duygulanımın dışında bir huy. Nitekim duygulanımlarla yaşayıp pek çok yanılgıya düştükleri için gençlerin utangaç olmaları ve utanmanın onları bazı şeyleri yapmaktan alıkoyması gerektiğini düşünürüz. Utangaç gençleri överiz. Oysa utanan bir insandır diye yaşlı birini hiç kimse övemeyecektir. Çünkü onun utanç verici bir şey yapmaması gerektiğine inanıyoruz. Kötü şeyler yapmaktan meydana geliyorsa utanç duyma doğru bir insanın da bir özelliği değildir. Çünkü bu tür şeyleri yapmamak gerekir. Bunların gerçekten çirkin şeyler olmaları ya da öyle sanılmaları arasında hiç fark yoktur. Eğer her ikisini de yapmamalı ki utanmak gerekmesin. Çirkin bir şey yapabilecek bir insan olması ise kötü insanın özelliğini oluşturur ama
böyle bir şey yaptığında utanacak bir insan olması, bundan ötürü de doğru insan sayılması yerinde değildir. Yani utanıyor diye de onu övecek değiliz. Yani. Çünkü utanma istenerek yapılanlarda meydana gelir. Doğru insan da hiçbir zaman isteyerek çirkin şeyler yapmayacaktır. Utanma ancak varsayılarak doğru bir şey olabilir. Kişi bir şeyi şayet yaparsa utanacaktır demektir. Yani utanma bir isteyerek yaptığımız bir şeyden istemeyerek yaptığımız bir şeyden utanmak diye bir şey olamaz diyor. Oysa özlemler konusunda bu böyle değildir. Nitekim eğer utanmazlık ve çirkin şeyler yapmaktan utanç duymamak kötüyse, böyle şeyler yapanın utanmaması hiç yerinde olmaz. Yani bu yaptığın şeyden utanman gerekiyorsa utanacaksın diyor. Aynı şekilde kendine egemen olma da bir özlem değil, bir karışımdır. Bunu daha sonra göstereceğiz. Şimdi adaletten söz edelim. Beşinci kitap adalet. Yani bu daha homojen bir bölüm. Burada değişik konulara değindi ama beşinci bölüm adalet. Bakalım neymiş? Hocam. Buyurun. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hocam sayfa sizin de aynı olduğu için 85, 1127, B'nin 20'sinde ki geçen bir şey var. Buldunuz mu orayı? Ne dedin? 1127 B'nin 20'si. 127. Sizde de sayfa 85 hocam. Aynı şeylerimiz. Bastı. Sayfa 85 mi? Evet evet. 20 orada. 20. satır. Orada 20 mi? Evet. Orada diyor ya bilici, bilge, doktor diye. Evet. Oradaki doktor hekim anlamında mı? Hakim anlamındaki doktor mu? Çok merak ettim orayı da. Bakalım. Doktor zaten yanlış bir çeviri de. Neden? Doktor mu demedi lazım? Evet tabii canım. Doktor tabii, iatros. İatros. İatros hekim. Sofos bilge. Mantis kahin. Bilici. Hekim. Doktor demese daha şey olurdu diyorsun değil mi? Hekim. Otacı. Daha doğrusu. Efendim sağlıklı bir hafta dileğiyle görüşmek üzere.